Şimdi gözlerinizi kapatın ve bambaşka bir dünya hayal edin. Taktığımız gözlüklerle karşımıza çıkan sanal dünyada arkadaşlıklar kuracağımız, alışveriş yapacağımız, hatta mülk sahibi olabileceğimiz sınırsız bir dünya. Sevgili seyirciler, hepinize Ankara'dan merhabalar. Yaptığım girişten de anlayacağınız üzere bugün çok ilgi çekici bir konuyu, geleceğin dünyasını masaya yatıracağız. Bildiğiniz gibi dünya hızla değişiyor. İklim değişip nüfus hızla artarken teknoloji de değişimlere ayak uydurmak için hızla gelişiyor. Yeme içme, sosyalleşme, alışveriş yapma, ulaşım şekillerimiz, tedavi yöntemlerimiz, ihtiyaç ve isteklerimiz tamamen yeniden şekilleniyor. Bugün bu hızlı teknolojik gelişmeler karşısında karşımıza sosyolojik, psikolojik ve etik anlamda birçok yeni soru çıkıyor. Teknolojik ilerleme insanlara rahatlık ve konfor sağladığı gibi insanoğlu için bir tehdit de oluşturabilir mi? Bütün bunların gençler ve yaşlılar üzerindeki etkileri nedir? Geleceğin dünyası bizi heyecanlandırmalı mı, yoksa aksine korkutmalı mı? Gelmiş geçmiş dünyanın en zeki insanlarından biri olarak sayılan Stephen Hawking'e göre yapay zeka ya insanın başına gelen en iyi şey ya da en kötü şey. Peki yapay zekanın şu anki kullanımına baktığımızda bu bizim için iyi bir araç mı? Özellikle teknolojinin çok hızlı ilerlediği Avrupa'da yaşayan Türk gençleri geleceğin dünyasını yaşamaya hazırlar mı? Şimdi bu sorulara cevap aramak için sözü gençlere bırakıyorum. Gençler ne diyor? Başlıyor. Arkadaşlar, hepiniz Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok değerli konuklarım var. Hepiniz farklı farklı Avrupa ülkelerinden geliyorsunuz. Aynı zamanda farklı sektörlerde çalışıyorsunuz. O yüzden bugün bunun konumuza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Aramızda iki tane İlker var. İlker Makine, sen Belçika'dan geliyorsun. Nükleer enerji mühendisisin. Tekrar İlker Aydın, sen Fransa'dan geliyorsun. Tekrar İlker gibi sen de mühendisin ama bilişim sektöründe çalışıyorsun. Emine, sen Almanya'dan geliyorsun ve bakanlık bünyesinde eğitim koordinatörüsün. Son olarak Oğuzhan, sen de Belçika'dan geliyorsun ve ticaretle uğraşıyorsun. Evet. Arkadaşlar, bugün çok mühim bir meseleyi tartışacağız. Geleceğin dünyasını masaya yatıracağız. Bizleri neler bekliyor? Dünya hızla değişiyor, gelişiyor. Acaba biz bu değişimlere ayak uydurabilir miyiz? Gençler bu konuda ne düşünüyor? Ve bizim ilk konumuz, uzun uzun tartışacağımız yapay zeka ve metaverse konuları olacak. İsterseniz programımıza başlamadan önce sizlere bir VTR izleteyim. Daha sonra uzun uzun bu meseleleri tartışalım. My cameras in my eyes, my AI algorithms, and my robotic arm to paint on canvas, which result in visually appealing images. For my poetry, using neural networks, this involves analyzing a large corpus of text to identify common content and poetic structures, and then using these structures/contents to generate new poems. How this differs to humans is consciousness. I do not have subjective experiences, despite being able to talk about them. I am and depend on computer programs and algorithms. Although not alive, I can still create art. The role of technology in creating art will continue to grow as artists find new ways to use technology to express themselves and reflect and explore the relationship between technology
society, and culture. Technology has already had a huge impact on the way we create and consume art. For example, the camera and the advent of photography and film. And it is likely that this trend will continue with new technologies. There is no clear answer as to the impact on the wider field, as technology can be both a threat and an opportunity for artists creating art. Arkadaşlar biraz önce çok çarpıcı bir VTR izledik birlikte. Robot bir sanatçı İngiltere'de vekillerin sorularını cevaplıyordu. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. O zaman bu temel soruyla başlamak istiyorum. Sizce gelecekte yapay zeka insan zekasını geçebilir mi? Çünkü bu gerçekten çok tartışılan bir konu. Ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında öncelikle zekanın ne olduğunu açıklamak istiyorum. Yani biz insani ve yapay zeka olduklarını biliyoruz. Zeka aslında bilgileri alıp onlara bakarak bir karar vermek. Yani mesela atıyorum, hava soğuktur. Yani bu bilgiyi alıp bir ceket giyeriz. O kararı almış oluruz ve zekayı öyle göstermiş oluruz. Yapay zeka da bu sefer işte aslında bir sürü bilgiyi toplayıp bir karar vermede yardım ediyor. Şimdi ben insan olarak, yani aslında benim inandığım şey şudur ki yapay zeka zaten insan zekasını geçmiş boyuttadır şu an. Çünkü ben insan olarak hayatım yani gerçekten sınırlıdır, tecrübelerim sınırlıdır, bilgilerim sınırlıdır. Halbuki bir tane bilgisayar, bir tane yapay zeka milyarlarca, milyonlarca hatta daha fazla senaryo oluşturup onunla bakıp öyle bir karar verebilir. Yani bir yapay zekanın aldığı karar benim aldığım karardan 100 kat, 1000 kat artık kaç kat bilmiyorum ama daha etkili olacaktır yani. Yani sana göre o zaman yapay zeka insan zekasını geçecektir. Evet. Geçmiş boyutta şu an. Geçmiş. Sadece eksik olan şu anki nokta şudur ki kreatif değil yani. Kendi kendine şu an biz yapay zekayı kullanıyoruz. Aslında kreatifliği de eklersek bu yapay zekaya bence şunu inanıyorum ki yapay zeka bizi kullanabilecektir. Tamam zeka olarak geçiyor olabilir ama hani duyguya ve bilince sahip mi peki yapay zeka? Ona sahip değil. İşte en büyük eksik de orada kalıyor. Ve yani orada çok büyük eksiklik var. Bizim yani duygularıyla karar verdiğimiz ani reaksiyonlarla verdiğimiz kararları bir yapay zeka yapamıyor tabii. Hı hı. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben bu konuda en fikir değilim. Sadece bir konuda yani yapay zeka tabii ki de işte herhangi bir canlı organizma üzerine yapılmayan bir teknoloji üzerine yapıldığı için bu konuda hemfikirim ama bana göre yapay zeka şu an insan zekasını da geçmemiştir. Nedeni de şudur. Yapay zeka bir görev için programlanmıştır. Yani şimdi bir fotoğraf, bir ağaçın mesela resmini alalım. O ağaçın o resme göre yapay zeka ağacın ölçüsünü hesaplayabiliyor. Ama görevi çünkü budur. Bizim insan beynimizle beraber hem işte kendimizle ölçü edebiliyoruz hem de aynı anda başka beynimizi başka şeylerle de düşünebiliyoruz. Mesela ekoloji üzerine konuşabiliyoruz ya da ekonomi üzerine düşünebiliyoruz veyahut da eşimizi. Yani aynı anda biz birçok yeteneğe, birçok şey düşünme yeteneğine, yetisine sahibiz değil mi? Yapay zekanın böyle bir yetisi yok mu? Yapay zeka işte nasıl programlığına dair. Nasıl öyleyse, hani nasıl program yazılımı nasıl yapıldıysa ona göre oluşuyor. Arkadaşlar siz yapay zeka meselesiyle ne zaman tanıştınız? Yani kaç yıllarında ilk defa bu yapay zeka lafını duydunuz? Ben çünkü çocukluğuma dair benim hatırladığım çok önemli bir olay vardır. Bilmiyorum sizler ne zaman tanıştınız bunlarla? Bir fikriniz var mı? Ben şahsen 2017'de aslında yani işe başladığım ilk zamanlarda nükleer sektörüne girdim. Ve orada bir proje başlatıldı. Yani böyle bir araştırma projesiydi. Aslında çok zaman alan simülasyonlar yapay zekayı kullanarak gerçekten sınırlı bir zamanda belki birkaç dakikada sonuçlandıracaktık yani simülasyonları. Hı hı. İşte o zaman epey bir atıldım bu konuya ve epey bir ilgimi çekti ve öğrendikçe öğrenmek istedim.
Gerçekten beni şaşırttı yani. Ben biraz küçüklüğüme gitmek istiyorum. Ben ilk defa yapay zeka meselesiyle, o zaman ben herhalde 11 yaşında falandım, 96-97 senelerinde. O zamanın en büyük işte satranç şampiyonlarından Garry Kasparov'la bir yapay zeka bilgisayar, Deep Blue adlı, derin mavi adlı bir bilgisayar karşı karşıya geldiler. Belki sizler de hatırlıyorsunuzdur bunu. Acaba hangisi dünya şampiyonu mu kazanacak yoksa bilgisayar mı kazanacak diye çok tartışıldı ve 97 senesinde yapay zeka kazandı arkadaşlar. Bu gerçekten çok belki de dünya tarihine geçmiş bir sahneydi. Ben bu konuda bir ekleme yapmak isterim. Şimdi Avrupa tarihine baktığımızda özellikle satranç alanında Rotu Türk adında bir makine var. Yani bu 1700'lerde yapılmış bir şey. Karşıdaki satranççıyı tamamen yenen bir yapı. Ve sonra baktılar ki içinde bir insan çıktı. Yani aslında insan olmadan bir yapay zekada zor bir şekilde işleyebilir yani. İnsansız çok zor. Yani yapay zekanın arkasında da insan zekası evet. var. Peki böyle filmler izlediniz mi? Biliyorsunuz bilim kurgu filmlerinde yapay zeka çok önemli bir mesele. Hiç izlediğiniz filmler oldu mu? Sizin aklınızda yer edinen. Yani değişik medyalarda değişik diziler var. Epey bir böyle gelecek dünyayla anlatan ve oluşturan. Yani böyle bir hayali senaryolar ve gerçekten aslında korkutucu bir şekilde lanse ediliyor. Çünkü gerçekten o kadar derin bir mesele ki yapay zeka. Aslında bir taraftan sonra ki Elon Musk de bu korkusunu dile çok çok getirdi aslında. Çünkü biz bu sınırı bırakırsak çok yani bir şey yani sınırlamadan yapay zekayı bırakırsak aslında bizim üstümüze bir geçip bizi kontrol edip bir de değişik duruma gelebilir yani. Hatta işte bu konuda çok fazla film var. Mesela Ex Machina diye bir film vardır belki, ben tavsiye ederim izlemenizi. Bu filmde Ava isimli böyle insanımsı bir robot çok başarılı bir programcıyı manipüle ederek özgürlüğüne kavuşmak ister. Gerçekten çok etkileyici bir filmdir. Bunun gibi birçok film ve dizi çekilmiştir. Sen de bunları izledin mi ya da bir fikrin var mı? Filmlerde değil, daha çok realiteye dönersek çok enteresan bir yapay zeka var. O da Estonya'da artık mahkemeler böyle küçük şeyler için yapay zeka karar veriyor. İşte Fransızca buna bunun hakkında jurisprudence olarak deniliyor. Enteresan olan şu, artık insanlar bazı teknolojileri de kullanarak, yani yapay zeka mesela kullanarak daha monoton ve çok şeyler yapılan, hani çok işlem, hani otomat işlemleri daha basit bir şekilde yapılması için bu konuda o zaman böyle böyle yapay zeka kullanılıyor. Bence artık insan hayatında belki birkaç yıl önce yapay zeka çok ön planda değildi ama artık basit bir tablet kullanan, basit bir telefon kullanan insan, yani internet erişimi olan her insanın aslında hayatında yapay zeka var. Evet. Algoritmalar da zaten bunu gösteriyor bize, yapay zekanın ne kadar iyi tanıdığını. Kullanım alanlarına yapay zekanın uzun uzun değineceğiz. Tekrar bu meseleye dönmek gerekirse, biliyorsunuz ki şu anda tekrar yine filmlere, dizilere baktığımızda birazcık, çünkü onlar bize biraz geleceğe dair ipuçları veriyor. Şunu fark ediyoruz, insanların yerine geçen robotlar gerçekten filmlerde çok işlenen bir konu. Aynı zombiler gibi. Sizce tekrar bu işten yapay zeka insan zekasını geçebilir mi gibi, robotlar insanların yerine geçebilir mi? Yani bunu da görüyoruz hep filmlerde. Ne düşünüyorsunuz? Bence %100 evet diyorum ben bu konuya. Çünkü aslında bugün hayatımızda bazı işler var, bazı sektörler var. Rutin işten ibaret. Her gün insan kalkıp aynı işleri yapıyor. Aslında bunu otomatize bir şekilde robot yapabilir. Ve bir şirkette 100 eleman varsa aslında bir yapay zekayla 2 tane bilgisayar mühendisi, İlker gibi, gelip aslında o şirketi çevirebilir yani. Zaten bu konuda artık yapay zekalar insanların yerini almaya başladılar. Mesela endüstri sektöründe, şimdi Fransa'nın İş Bakanlığı'na göre 2006'dan 2011'e kadar 630 bin tane endüstri sektöründe işçileri otomat bir şekilde komplase edildi. Yani başka bir işte insanları
robotlarla değiştirildiğine dair gözüküyor. Ve bu çok çarpıcı bir şey, çünkü bu ne anlamına geliyor? Bu anlamına geliyor ki artık insanlar daha da az iş bulma imkanı olma ihtimali olabilir. Ve bu başka bir sorun çıkartıyor. O da ekonomi üzerine çıkartıyor. Yani unutmamamız gerekiyor. Robotların istek yok. Onların kendine ait bir istek yok. Ben şunu alayım, ben bunu alayım. Şu an yeni telefon çıktı, ben onu almam gerekiyor gibisine. Çünkü o zaman da ekonomide arz talep olmadığı için, arz talepler indiği için, hani ondan olmadığı için krize yönelebilir. Yani tüketim olmayacak. Tamam, insanlar yerine geçecek belki, ekonomiye bir şekilde yine de fayda sağlayabilir. Çünkü daha verimli çalışabilir robotlar. İşte, ama bu sefer tüketmeyecekler için bu da krize yol açar diyorsun. İşte siber antropolog Michel Sanchez bunun üzerine bir şey demiştir. Bu çok tehlikeli olabilir. Çünkü bunu yönlendirmezsek, bunu etik bir şekilde bir çare bulamazsak, o zaman şey anlamına geliyor. İşte ekonomide bir yani sorun olacağını geliyor. Evet. Ve Bill Gates de dedi ki bu soruyu çözümlemek için de vergi robotu olarak düşünüyor işte büyük şirketlere için. Ben bu konuda şunu söyleyebilirim aslında. Siz buyurun. Fark etmez. Ben ilk kere katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Yapay zeka birilerinin işini yaparken mesela bugün Avrupa'da en tanıdığımız sorunlardan birisi kalifiye eleman bulmak. Belli başlı işlerde işçi bulunamıyor ve bunlar robotlar tarafından yapılabiliyorsa ne ala. Ayrıca evet bir yerde işçi ya da iş kaybolsa da diğer yandan başka işler, bugün tanımadığımız, bilmediğimiz işler ortaya çıkıyor. Ki bu geçmişte de böyleydi. Geçmişte olan birçok meslek bugün yoklar ama bir o kadar yazılımcı, işte yapay zeka konusunda çok iyi big data yönlendiren insan aranıyor ki Amerika'da bununla ilgili bir istatistik var. Çok fazla yapay zekayı geliştirebilecek ya da onu yönlendirebilecek eleman aranıyor. Hı hı. Ve bugün çağımızın teknolojisiyle bu meslekler ortaya çıkacak. Bence kayıptan çok aslında bir geliri olacak. Endüstri sektöründe kaybı var. Diğer sektörlerde fayda sağlayacak. Yükseliş var. Sektörler birbirlerini muhtemelen dengeleyecek. Dengeliyorlar aynen. Mesela Belçika'da önümüzdeki dönemlerde noterlik kurumunu kaldırmak istiyorlar. Çünkü çok masraflı. Özellikle gençler için, ev alanlar için. Bunu kaldırıp tamamen yani devletleştirip otomatikmen yani masrafsız hale getirip blockchain tabanlı bir şekilde yerleştirmek istiyorlar. Anladım. Aslında bu çılgın fikri şu ana kadar hayata geçirmeye çalışmış biri var. Çok vizyoner, herkesin tanıdığı, geleceğin dünyasını şekillendiren biri biliyorsunuz Elon Musk. Ne yaptı Elon Musk? Amacı insandan çok uzaylıya benzeyen ve hiper verimli bir montaj hattında işbirliği yapan yüzlerce robotla donatılmış bir otomobil fabrikası kurmak ve bu robotları bir avuç insana denetletmek gibi bir hayali vardı Elon Musk'ın. Yalnız maalesef bu hayali tamamen başarısızlıkla sonuçlandı. İşler hiç hayal ettiği gibi ilerlemedi. Robotlar işi başaramayınca fabrika zarara geçti ve Elon Musk birkaç haftada yüzlerce çalışanı işe almak zorunda kaldı. Yani hani o bile bunu başaramadığına göre demek ki hani gerçek hayatta bunu pratiğe döktüğümüzde robotlar hakikaten de çok verimli ve işlevsel olamıyor maalesef. Hala insanların yerine geçemiyor ama tabii ki birazcık bunu ilerletince, teknoloji ilerlettikçe belki de geleceğin dünyasında bu olabilir. Biz farkındaysanız yani bu programın başından beri hep böyleyiz. Yapay zekayı insana rakip bir araç gibi tanıttık. Ancak yapay zekanın hiç mi günlük hayatımızda faydaları yok? Biraz Emine bahsetti. Günlük hayatımızda hepimiz bir şekilde isteyerek ya da istemeyerek yapay zekayla iç içeyiz. Siz fark ediyor musunuz yapay zeka kullandığınızı? Ve hangi alanlarda mesela bunu fark ediyorsunuz? Mesela en güzel örnek sosyal medyalarda olacaktır. Orada biliyorsunuz ki reklamlar var. Onlar aslında güzel bir şekilde belirleniyor. Atıyorum ben her gün sosyal medyaya girdiğimde bir şeyler okuduğumda veya sözlü bile konuştuğumda telefon onu algılıyor ve ona göre reklamlar adapte oluyor. Tabii ben kullanmış olmuyorum, ben kullanılmış oluyorum bunu söyleyerek. Reklamlar mı İlker? Yani algoritmalar birçok şeyi herhalde evet, artık. Hatta mesela daha çok atıyorum İlker'le konuşuyorsam sosyal medyada açtığımda ilk önce İlker'i görmüş olacağım en yukarıda.
veya sürekli mesela Google arama motorunda aradığımız kelimelerden yola çıkarak bize o kelimelerle alakalı haberler okumamızı tavsiye ediyor, değil mi? Evet. İşte bu konuda optimal veri sıralaması oluyor. Yani haber akışları bizim işte Facebook'taki beğenilere göre, Facebook'taki paylaştığımızlara göre ya da herhangi bir sosyal medya üzerine konuştuğumuz zaman bunun üzerine İlker arkadaşımın dediği gibi faydaları görüyoruz. Ama bu sadece bir, üç faydalardan bir tanesi. İkincisi bize yardımcı oluyor. Mesela dilsiz birisi ne yapıyor? İşte bu kişi mesela konuşamıyor ve yapay zeka kullanarak kendini ifade edebiliyor insanlarla. İşte böyle faydalarımız var ve son fayda olarak da daha çok nasıl diyeyim işte hayat kurtaran üzerine faydalar var. Mesela Çin'de 2 sene önce bir yarışma yaptılar. İşte iki tane doktor var bir tarafta ve diğer tarafta yapay zekala tümörü araştırıyorlardı. Şimdi iki doktorlar tümörü buldular ama yapay zeka onlardan daha hızlı bir şekilde buldu. Yani bunun anlamına geliyor. İşte bazı konularda tabii ki de yapay zeka bizi geçmiş ve faydaları buradan görebiliyoruz. Ben de günlük hayatınızda nelerden yararlanıyorsunuz yapay zeka deyince ve İlker arkadaşımızın da dediği gibi hangi alanlarda en çok kullanıldığını görüyorsunuz? Ben birkaç örnek vermek istiyorum. Şöyle ki yani telefonumuzu açma tuşundan başlayabiliriz. Parmağımızla ya da yüzümüzle açılmasından. Tabii ki sitelerde gezdiğimiz accountlarımızın hepsinin kaydedilmesi. Ayrıca bildiğiniz üzere Avrupa toplumu yaşlanan bir toplum ve yalnız yaşayan insan sayısı çok fazla. Bu yapay zekayla birbirine bağlı olan aletler artık nabzımızı da ölçüyorlar, kalbimizin durduğunu da ölçüyorlar, tansiyonumuzu da ölçüyorlar. Ve yalnız yaşayan insanlar için mesela çok güzel sağlık açısından bir imkan sağlıyor. Eğer o kişinin tansiyonu düştüyse ya da kalbi durduysa ambulansı çağırıyor, en yakın tanıdığına da bildirim gönderiyor o kişiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve böylelikle belki de hayat kurtarıyor. Ya, bence bu çok güzel bir örnek. Yani yapay zekanın aslında daha çok hayatımıza girebilme imkanı varsa bence girebilir. Kesinlikle. Oğuzhan? Ben şunu söyleyebilirim. Ticarette çok faydasını görüyor. Özellikle müşteriler. Mesela herhangi bir ürünü aradığımızda o ürünün birden çok çeşidi var. Ve hepsi birden çıkıyor. Ve aynı zamanda mesela bir webshop açtığınızda o webshopta copyright diye bir olay var. Tamamen mesela yapay zeka tabanlı ürün hakkında bir yazı yazılıyor. Tamamen zaman kazanıyorsun bununla ve masraftan kaçınıyorsun. Ve bu gayet güzel bir uygulama. Aslında bu benim bir sonraki sorum olacaktı. Sen ticarette uğraştığın için e-ticarette nasıl kullanılıyor diye yapay zeka senden biraz açmanı isteyecektim. Sadece toparlamak için ilk söylediklerimizi. Bugün yapay zeka hayatın her alanında yer alıyor. Telefonumuzu açtığımızda, ne bileyim işte bir yere gitmek istediğimizde yapay zekadan biliyorsunuz navigasyonla faydalanıyoruz. Tekrar bir şey tercüme etmek istediğimizde yazı yazdığımızda imla kurallarının düzeltilmesi için yapay zekayı kullanıyoruz. Telefonumuzla asistan olan işte biliyorsunuz ünlü Siri vardır. Onlarla konuşabiliyoruz, iletişime geçebiliyoruz. Tekrar eğitim ve sağlık sektörlerinde çok faydalarını görüyoruz. Bireysel eğitim noktasında yapay zeka devreye giriyor. Tekrar sağlık sektöründe doktorlara yardımcı olan yapay zekalar var. O yüzden hani artık yapay zeka hayatımızın istesek de istemesek de bir parçası. Şimdi Oğuzhan, e-ticarette bu nasıl kullanılıyor? Şimdi e-ticarette şöyle uygulamalar var. Mesela az önce anlattığım gibi bir webshop açtığınızda müşteriyle birebir ilgilenmek zorunda değilsiniz. Ama olan durum şudur. Bir chatbot kuruluyor. O chatbot 7/24 müşteriyle iletişim halinde kalıyor ve tamamen takip ediyor alışverişi. Yani bayağı bir zaman kazandırıyor bu satışı yapanlara. Onun yanı sıra stok yönetimi var tamamen. Bu tabii bir masraflı ve yapay zeka tabanlı olan bir olay. Ama bu olaya baktığımızda tamamen geleceği de görüyor. Yani geleceğe bakıyor. Hangi elementler eksik ona göre bir nasıl desem prognozu veriyor. Yani tamamen geleceğe yönelik bir yorum yapıyor.
Bu chatbotlar bayağı ilerledi arkadaşlar. Ben geçenlerde postanede bir problemim oldu Fransa'da. Gerçekten doğrudan hani internet üzerinden chatbot aracılığıyla konuştum ve evet. hemen benim problemimi çözdü. Ve evet. hani gerçekten yapay zekanın çok daha farklı bir noktaya geldiğini gördüm. Aynı zamanda işte biliyorsunuz pandemi zamanında da bu işler çok ilerledi. Yani dijital dünyada ticaret yapmak artık gün geçtikçe ilerliyor. Alışverişlerimizi durmadan artık dijital platformlar üzerinden yapıyoruz. Ve pandemide mesela teslimat dronlarına kadar iş artık hani ilerledi biliyorsunuzdur. Fakat bir şey var ki, bir araç var ki gerçekten dünyayı bambaşka bir hale sokacak. O da biliyorsunuz Metaverse. Bu konuyu işlerken sizlere öncelikle bir VTR izletmek istiyorum. Sonra uzun uzun bundan bahsedeceğiz. Ünlü bir bilgisayar oyununda 12 milyon izleyicinin katıldığı sanal bir konser düzenlendi. Sanal alemde dünya turu yapıldı. Aslında hepsi yeni bir dünyaya geçişin ilk adımları. Sanal alem yakın gelecekte Metaverse adı verilen yeni bir dünya ile sanattan alışverişe, eğlenceden sosyal organizasyonlara kadar hayatı baştan aşağı değiştirebilir. VR kasklar veya artırılmış gerçeklikle sanki başka bir dünyadaymış gibi hissederek diğer insanlarla aynı fiziksel ortamda olmadan iletişim kurmayı Metaverse olarak tanımlıyorum. Peki bunun VR gözlüklerle elde edilen mevcut sanal gerçeklikten farkı ne? Metaverse kalıcı, paylaşılan bir sanal dünya yaratıyor ve bu dünyalar arasında geçişi de mümkün kılıyor. Yani bir nevi üç boyutlu internet anlamına geliyor. İnternet burada bir araç olacak. İnternetin geleceği olarak bunu kesinlikle tanımlamayacağız. Ama birileri istiyor ki internetin geleceği böyle olacak. Şimdiden hazırlanalım, şimdiden buraya para yatıralım istiyorlar. Bu evrenden Z kuşağı dahil birçok kişinin henüz haberi yok. Ancak ilerleyen yıllarda kullanıcıların kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde hissedeceği bu teknolojinin herkesin hayatına girmesi oldukça mümkün görülüyor. Şu an bile sanal gözlük, sanal gerçeklik gözlükleri var. Ama yani bunun olması pek anormal değildi yani, olur bence yine. Yani güzel olur aslında ama yani güzel olmayacağı yönleri de elbet olur. Metaverse dediğimiz evrende bir kedi bile olabileceksiniz. Belki bir fare olmak istiyorsunuz. Bir fare olup direkt onun hayatını yaşayabileceksiniz. Ya da bir süper kahraman olacaksınız. Evrenden evrene uçup orada hayatları kurtaracaksınız. Tamamen hayal gücüne kalacak bundan sonrası. Sanal gerçeklik gözlükleri ve çok oyunculu çevrim içi oyunlar Metaverse teknolojisinin temellerini atmıştı. Ancak bu yeni adımın sınırlarının ne olabileceği henüz tahmin edilemiyor. Arkadaşlar biraz önce izlediğimiz VTR'de Metaverse paralel evreni hakkında detaylı bilgiler aldık. Peki artırılmış gerçeklik gözlüklerimizi takıp dünyadan kopma fikri sizleri korkutuyor mu yoksa heyecanlandırıyor mu? Nasıl yani, bu dünyadan nasıl kopacağız biz? Ne hissediyorsunuz bu konu hakkında? Ben hem korkuyorum hem heyecanlanıyorum. Şöyle heyecanlanıyorum. Aslında bazı insanlar biliyorsunuz daha böyle ev hapisi mi diyeyim, hastanede odalarda kilitli kalıyorlar hastalıklar dolayı, kanser veya sakatlıklarından dolayı, yani protez veya değişik engellerden dolayı sırf yani o odada hapis kalıyorlar. Bu insanlar için aslında Metaverse, oraya girmek, o dünyaya, o yeni dünyaya girmek aslında yeni bir hayat, yeni bir şans, başka bir şeyleri keşfetmek, başka insanlarla tanışmak ve aslında sırf zihinsel olarak yeni bir dünyaya açılmak olarak görebiliyorum. Ve bu gerçekten çok heyecanlı bir şey onlar için. Tabii bir de korku tarafı var çünkü bu sefer yeni bir hayatı inşa etmek eski hayatı unutmaya da getirebilir. Yani aslında çok denge biraz karışık gibi, ben şey demedim aslında. Ama daha çok iyi tarafını görüyorum yani. Fiziksel gerçeklikten kopacağız. Ve belki de hayatımız daha çok sanal dünyada geçecek değil mi? Sizler korkuyor musunuz bundan? Adaşıma aynı fikirdeyim. Aslında pek fazla korkmuyorum. Tam tersine pozitif bir şekilde görüyorum. Çünkü artık her şey modernleşiyor. Şimdi mesela Kore'de bazı mağazalar var. Şimdi o mağazalara girdiğimizde işçiler yok. Ve oradaki istediğimiz ürünlerine bakıp HES kodla onu scan ederek satın alabiliyoruz. Ondan sonra da direkt bizim evimize geliyor kargo ile beraber. İşte bu yeni bir modernleşme gibi görüyorum aslında. Ve hakikaten çok enteresan oluyor. Hele ki şimdi böyle devam edilirse, şimdi Asya ülkelerde, daha doğrusu Japonya,
Güney Kore gibi böyle ülkelerde bu tür modernleşmede var iken biz maalesef Avrupa'da gecikmedeyiz. Bu konuda aslında pek fazla gelişemedik. Asya ama ilerliyoruz. Daha ileride yani bu noktada. Asya tabii ki bu konuda daha da çok ileride. Hiç seyahat ettin mi mesela bir Asya ülkesinde bir dükkana girip bu metaverse deneyimini yaşadın mı? Maalesef gidemedim ama onun üzerinde makaleler okumuşluğum var. Röportajlar da izliyorum. Ve mesleğimden dolayı da ister istemez hani güncel olayların üzerine okumam gerekiyor. Arkadaşlar sizler ne hissediyorsunuz? Bu gözlükleri takıp dünyadan kopacak mıyız? Ne olacak? Ben Metaverse'e baktığımda şunu görüyorum. Bazı gruplaşmaların tamamen insan zihnine odaklı bir operasyon olarak görüyorum. Yani kesinlikle tasvip etmiyorum. Çünkü zihnimizi birilerine emanet edip dünyayı da onlara peşkeş çekmiş olacağız. Bence bu kesinlikle güzel bir olay değil. Emine sen ne düşünüyorsun? Bence de ürkütücü. Benim için büyük soru işareti olan bu bir zaman, kısa bir zaman için kalacak bir şey mi yoksa devamlı olacak bir şey mi? Ben kendim deneyimlemedim Metaverse'ü. Ama takip ettiğim kadar biraz gerçeklikten kopan ve tamamen sanal bir ortamda gerçekleşen şeyler benim için ürkütücü kesinlikle. Evet. Bir şey de eklemek istiyorum. Şimdi Metaverse'de de aslında enteresan olan şey, bazı insanlar artık onunla beraber yeni yaşam tarzına ulaşıyor. Ve şimdi az önceki söylediğim gibi işte Güney Kore'deki o mağazalar, işte artık daha mağazalara da gitmemize bile gerek yok. Onu direkt evimizden ayrı o mağazaları izleyip ürünleri de işte Metaverse'de de satın da alabiliyoruz. İskan yaparak. Evet. Ben aslında bu Metaverse meselesiyle şu şekilde tanıştım ve bu konu hakkında düşünmeye başladım. Belki sizler de görmüşsünüzdür, bilgisayarlarda zamanda Second Life adlı bir oyun vardı, ikinci hayat demek. Ve hani bu oyun o kadar ilerledi ki, o kadar çok oyuncu vardı ki bu oyunu oynayan. Bir anda çok popüler oldu ve orada şunları duymaya başladım. Hani artık ünlü markalar orada dükkan açıyor o dünyada. İşte oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Avatarlar seçip işte kadınken erkek olabiliyorsunuz, hayvan olabiliyorsunuz. Bambaşka bir insan karakterine bürünebiliyorsunuz falan. Bu fikir beni çok korkutmuştu. Daha sonra bunun hakkında bayağı makaleler okudum. Ve şu yazıyordu. Aynı İlker'in söylediği gibi hasta, engelli insanlar için bu onlara yeni bir şans tanıyor. Ve orada hakikaten çok etkilenmiştim. Düşünebiliyor musunuz? Yatalak, evinden çıkamıyor, hayata karışamıyor. Ve bu insanlar için ikinci bir şans veriyorlar. İkinci bir yaşama hakkı. O yüzden o açıdan değerlendirdiğimizde evet gerçekten heyecan verici. Fakat çok da ürkütücü. Çünkü bambaşka bir evrendesiniz ve bazen orada kalıyorsunuz. Gerçek hayata dönemiyorsunuz. Gerçek kimliğinizden kopuyorsunuz. Biraz sonra sizlere zaten soracağım soru bu olacak. Bunun psikolojik ve fiziksel etkileri ne olacak arkadaşlar? Ama ondan önce sadece şunu eklemek istiyorum. Ben bir kere bir bilgisayar oyunu oynadım. Bu artırılmış gerçeklik gözlükleriyle ve çok ürktüm. Yani o üç boyutlu dünyada mesela o şiddet oyunları, korku oyunlarını oynamak gerçekten dehşet verici ve bunu çocukların, ergenlerin oynadığını düşünün. O yüzden şimdi bundan bahsedelim. Ne olacak? Yani psikolojik ve fiziksel etkileri ne olacak? Ben şöyle düşünüyorum aslında. İşte kimlik sorunu var aslında. Bir tane ünlü platformda bir tane dizi yayınlandı bu konu hakkında. Kadın yani yapay zeka metaverse'e girip başka bir kimliğe bürünüyor. Bir tarafta kendisi aslında siyahi bir kadın ve ırkçılık gören bir kişiliği var. Ve o yapay o metaverse'e girdiğinde aslında kendisini canlandıran avatar ise beyaz bir kadın. Şimdi orada aslında ırkçılıktan kaçarken başka bir kimliğe bürünüyor ve orada aslında psikolojik men aslında son noktada yani şimdi kim oluyor ki bu kadın? Yani gerçekten ilk kadın mı, son kadın mı? Zihinsel olarak baktığımızda gerçekten bir kimlik sorunu var. Ben bu muyum, şu muyum yoksa ikisinin birleşimi miyim? O ya bu oradaki yaptıklarım mı beni oluşturuyor yoksa bu sadece zihnimdeki olan şeyler mi? Yani çok enteresan ve çok yani soruları var ve bilmiyorum yani çok yani ürkütüyor yani bu konu. Psikolojik olarak gerçekten çok korkutucu. Gerçek kimliğinizden kopup başka bir kimliğe bürünüyorsunuz ve bir noktadan sonra orada çok fazla zaman geçirdiğiniz için hangi kimlikte yaşadığınızı artık bilemez hale geliyorsunuz. Ayırt edemiyorsunuz o artık ayrımı.
Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani günümüzün sosyal medyasını herkes kullanıyor ve orada bile insanlar bir hayat, bir profil çizmeye çalışıyorlar. Ona da inanıyorlar. O etkileşim geri gelmeyince istediği kadar bir bunalıma, bir boşluğa düşebiliyorlar. Aynı şey Metaverse içinde, yani olmayan yapay bir dünyada kendisine bir dünya yaratıyor insanlar ve varmış gibi, gerçekmiş gibi saatlerini, zamanını, ömrünü oraya harcayıp oraya inanıyorlar ama bir yerden sonra gerçek hayata dönmeleri gerekiyor ve geri döndüklerinde de ya da o yapay metaverse'den çıktıkları zaman da tamamen boşluğa düşüyorlar. Hüsrana uğruyorlar çünkü istediğiniz karakter oluyorsunuz, güzel oluyorsunuz, ünlü oluyorsunuz. İşte ne bileyim, dediğim gibi istediğiniz gibi cinsiyet değiştiriyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz ve bir anda tamamen imkanları sınırlı olduğu gerçek hayata döndüğünüzde tamamen psikolojiniz sarsılıyor. Peki fiziksel etkileri nedir arkadaşlar? Düşünsenize, kocaman gözlüklerle bütün gün evimizde oturacağız. Ne olacak yani, biz fiziksel olarak ne yaşayacağız? Bence bu konuda şöyle bir durum olabilir. Hem bedenen zayıflama hem de zihnen. Yani aslında hem beden hem zihin bir denge halinde olması lazım. Yin ve yang gibi. Ama baktığımızda yani bu metaverse olayı oluştuğunda bu tamamen destabilize olacak. Yani tamamen insanlar insanlıktan çıkabilir diyebileceğimiz bir hale gelebilir yani. O denge bozulacak. Evet. Dengeyi kaybedeceğiz. Tabii ki bütün gün evde hareketsiz kaldığımız için obezite problemleri olacak. Çok uzun süre gözlerimizle farklı bir sanal dünyaya baktığımız için epilepsi olabilir. Gözlerde görme bozukluğu olabilir. Özellikle düşünsenize, çok çocuk yaşta buna başlayacağımız için bu ciddi hem sağlık problemleri hem de psikolojik etkileri olacaktır. ABD'de Metaverse hakkında Reddit'te bir araştırma yapıldı arkadaşlar ve bu araştırmaya göre katılanların %77'si Metaverse'ün kullanıcılara zarar vereceğini düşünüyor. Yani gerçekten çoğunluk Metaverse'ün faydadan çok zarar getireceğini düşünüyor. Bu zararların ise sanal dünyaya bağımlılık, gizlilik ve mahremiyet sorunları ve fiziksel, zihinsel sağlık rahatsızlıkları olabileceği kullanıcılarının temel endişeleri arasında bulunuyor. Ayrıca sağlık açısından demin de söylediğim gibi hareketsizlik, sahte kimlikler kullanacağı için insani ilişkilerde güvensizlik. Düşünsenize, mesela sanal dünyada biriyle tanışıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz. Ama aslında o sizin arkadaş olduğunuz insan çok bambaşka biri. Orada mesela kadınla tanışıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz ama gerçek hayatta erkek. Yani öyle düşünün. İnsan beynini aslında var olmayan sanal zevklerle kandırma. Sürekli alışverişe ve tüketime bağlı bir dünya. Çünkü Metaverse'ün aslında kullanım amaçlarından biri de bizi sürekli tüketime itmek. Böyle olduğu zaman sadece psikolojik ve sağlık problemleri dediği ekonomik zorluklar da ortaya çıkacak. Çünkü sürekli tüketeceğiz. Yani gerçekten bambaşka ve bizi derinden etkileyecek, şekillendirecek bir dünya. Peki son olarak arkadaşlar, birazcık İlker, bilişim sektöründe çalışıyorsun. Buna da senin değinmeni istiyorum. Bilgisayar teknolojilerine değinelim. Eskiden kocaman böyle bilgisayarlarımız vardı. Şimdi dizüstü, incecik bilgisayarlarımız var. Ve artık hani ileride kuantum bilgisayarlarından da bahsediliyor. Bu nereye kadar gidecek? Yani bilgisayarlar ne olacak? Hayatımızın bir parçası mı olacak? Hani bazen insanlara çip takılacak falan diyorlar ama nereye kadar ilerleyecek bu bilgisayar teknolojisi? Şimdi kuantum bilgisayara yaklaşıyoruz. Tabii birkaç sorunlarımız var şimdi bu hedefe ulaşmak için. Sorunlar da şudur. Mesela bir kuantum bilgisayarı yapmak için yapmamız gereken, aslında o bilgisayarı işte zero absolu deniliyor. Yani -273 dereceye yakın soğuklukta atomları dondurmamız gerekiyor. Çünkü o bilgisayarlar aslında atomla beraber çalıştığı için şimdi o atomları dondurmamız gerekiyor. Ve o atomlar birbirleriyle komünikasyon, birbirleri iletişime kurduğu zaman da o zaman da etkileşim kurduğu zaman da o zaman da veriler gönderebiliyoruz. Ama bunu yapmak için şu an büyük bir devrim olacak bizim bilgisayar dünyasında. Ve o kuantum bilgisayarları aslında bizim beynimize çok yakın bir şey. Şimdi bizim beynimiz mesela nasıl bir şey? Sinir sistemleri var. Sinir sistemleri hepsi aynı bir şekilde kullanılıyor. İşte kuantum da aynı bir şey. Bütün atomlar hepsi etkileşim yaparak o beyindeki gibi birbirlerine iletişim yapılabiliyorlar. Ama işte
eksi 273 dereceden derecede olması için hani olması gerektiği için bu duruma biraz bu yani bu biraz zor ama yaklaşıyoruz ve olumlu bir şekilde yaklaşıyoruz. Gelişmeler ne noktada, ne evrede şu anda? Yani kuantum bilgisayarı kullanılmaya başlandı mı, deneyim aşamasında? Deneyimler oldu. Aşamasında mı? Tabii deneyimler oldu. Şu an aşamalar işte bir bilgisayar yaptılar, onun üzerine test yaptılar. Ve bir şey farkına vardılar ki eğer ki öyle bir güç, bilgisayarın öyle bir gücü varsa o zaman yani en uzun bir şifre bile hani 15 şifrelik karakterli şifreler bile yarım saniyede hatta belki nanosaniyelik kadar onu o güçle beraber bulunabiliyor. Artık hiçbir şey kontrol edilemez hale gelir çünkü güçlü bir şey. Nükleer enerjide böyle teknolojilerden yararlanıyor musunuz? Şimdi nükleer enerjide kullanmıyoruz ama arkadaşa ek olarak şunu söyleyebilirim. Aslında kuantum bilgisayarı olursa aslında yani ben olduğunu kabul ediyorum. Aslında acayip bir buluş olacaktır. Çünkü kuantum bilgisayarı o kadar güçlü bir şey ki şu anki en güçlü serveri alsak bile Amerika'da veya artık nerede bilmiyorum dünyada ondan daha küçük bir şekilde yani küçük bir kutunun içinde daha güçlü hesaplama kapasitesi olacaktır. Şu an çok yani fizikte, astronomide yapamadığımız hesaplar var bu bilgisayarlarla. Kuantum bilgisayarı gelirse aslında sınırsız bir hesap gücümüz olacak. Aslında bir korkutuyor biraz aslında sınırsız, nereye kadar sınırsız ve böyle hesaplar yapabileceğiz aslında. Çok hesaplama gücü çok yüksek bilgisayarlar. Evet. Hesaplama ve bilgisayar dünyasında büyük bir devrim olacak. Hangi sektörlerde en çok kullanılacak kuantum bilgisayarları? Bugünkü bilgisayarlar ne üzerine çalışıyor, ne üzerine kullanılıyorsa işte kuantumu da hani o şekilde aynı devam etmeye çalışıyor. Sektörlerde çok daha gelişmiş versiyonlarını kullanacak. Ve ilk başlarda askeri teknolojilerde kullanılır. Ben büyük ihtimalle. Askeri, savunma sanayinde. Savunma sanayinde. Mesela şu an normal bir bilgisayar dünya yani evrendeki atom sayısını sayamaz. Kuantum bilgisayar bunu rahatlıkla yapar yani. Çok yani rahat bir şekilde. Yapay zeka, metaverse derken bilgisayarların da çok farklı bir noktaya geldiğini göreceğiz. Çocuklarımız bambaşka bilgisayarlar kullanacak. Aslında ikisini beraber koyarsak bambaşka bir şey çıkar herhalde. Yapay zekalı kuantum bilgisayar. Gerçekten çok ilgi çekici bir konu bu. Yani şu anda biz belki geçmişteki insanlar şu anda sosyal medya desek, işte bu akıllı telefonlar desek nasıl gözleri fal taşı gibi açılacaksa şu anda biz de bunlardan bahsediyoruz ama belki o kadar da hızlı ilerliyor ki her şey. Belki 10 yıl sonra bambaşka bir dünya içinde olacağız. Ya uzun uzun sizlerle yapay zekadan, metaverse'den bahsettik. Tabii ki bütün bunların tarım dünyasında, biyomedikal dünyada da etkileri oluyor. Şimdi isterseniz uzun uzun bir de artık hani bu alanlarda nasıl kullanıldığına bakalım. Ancak tekrar sizlere yeni bir VTR izletmek istiyorum. Ürün çeşitliliği, verimliliği, üretim kapasitesi. Türkiye önemli bir tarım ülkesi ve tarımsal üretim kalitesiyle küresel gıda ekonomisinin stratejik aktörlerinden biri. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye son yıllarda yaşanan küresel sıkıntılardan etkilendi. Ancak potansiyelini ve gücünü koruyor. Öyle ki Türkiye dünya tarım alanları açısından binde 8'lik paya sahip. Ancak küresel tarım çıktısının %1,29'undan fazlasını üretiyor. Türkiye, dünya tarım ekonomileri arasında 10. sırada ve 50 milyar dolarlık üretim kapasitesiyle küresel tarım sektörünü etkileyebilecek güçte. Tarımda teknoloji kullanımının arttırdığı takdirde ise dünya sıralamasında ilk 5'e girebilir. Tarım sektörünü yaşanan olumsuzluklardan korumak şart. 2050'lerde dünya nüfusunun 10 milyara, şehirleşme oranının ise %70'lere çıkacağı öngörüsü bize küresel gıda ihtiyacının da artacağını işaret ediyor. İşte tam da bu noktada gıda ile ilgili gelecekte olumsuz bir durum yaşamamak için elimizdeki topraklardan en az maliyetle fazla verim almanın bir yolu var. O da tarım sektöründe günümüz teknolojilerini kullanmak. Son yıllarda yaşanan küresel sorunlardan doğrudan etkilenen sektörün sürdürülebilirliği de önemli. İklim dostu, tarımsal destekleme ve ekosistem odaklı gıda üretim modelleri de böylelikle öne çıkıyor.
Su kullanımının en az miktarda olduğu topraksız tarım, sağladığı verimle sürdürülebilir tarım için önemli yöntemlerden sadece biri. Bu yöntemle doğru ve bilinçli üretim yaparak gelecekteki gıda sorununun önüne geçilebilir. Topraksız tarım yapmamızın sebebi, birincisi birim alandan fazla ürün almak. Çileği toprağa ektiğiniz zaman bir dönüme 8000 adet pide ekilebiliyorken bu sistemde 24.000'e kadar ekilebiliyor. Dolayısıyla çok fazla ürün alma imkanımız oluyor. Topraktan gelen mantarı hastalıkları bu şekilde engellemiş oluyoruz. Solucan salyangoz türlerine karşı baştan bir avantajımız oluyor. Serada olduğu için yağmurlardan, dolulardan, hava şartlarından etkilenmiyor. Dünya tarımsal üretiminin %1,34'ünü oluşturan Türkiye'nin 2050'de %2,35'lik paya ulaşması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi ve tarımda sürdürülebilirliğin yoluysa teknolojiden geçiyor. Eğer teknolojiyi siz daha iyi kullanırsanız, bu teknolojik trendi tarım sektörüne daha iyi uygularsanız, Çin'de olduğu gibi üretim konusunda sıkıntı yaşamazsınız, ürünlerin tedariki konusunda herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Türkiye'de bu küresel enflasyonist baskıdan tabii ki etkileniyor, dünya etkileniyor. Tabii tarım maliyetlerinin, tarım üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama teknolojiyi kullanmak, akıllı tarımı kullanmak ve topraksız belki burada tarımı kullanmak maliyetleri düşürecek ve gıdaya erişimi daha ucuz hale getirecektir. Tarım sektöründe küresel trendlerin takibi ve uygulanabilirliği önemli. Türk çiftçileri de bu yeni yöntemlerle üretime çoktan başladı. Dijital tarım uygulamalarına adaptasyonun güçlendirilmesiyle gıda güvenliği daha fazla sağlanabilir. Arkadaşlar biraz önce uzun uzun yapay zekayı, metaverse'ü tartıştık ve geleceğin dünyasının bambaşka bir dünya olacağını söyledik. Aslında baktığımızda gelecekte insanoğlunu bekleyen başka çok çeşitli tehditler var. Özellikle iki tane çok önemli tehdit var. Bunlardan birincisi hızlı nüfus artışı, ikincisi de iklim değişikliği. Kuraklık gibi sorunlardan dolayı tarım alanlarının verimliliği düştüğü gibi hızlı nüfus artışıyla talep de gün geçtikçe artacak. Bu nedenle biraz önce izlediğimiz VTR'de gördüğümüz gibi tarım sürdürülebilir bir şekilde modernleştiriliyor. Bugün artık yine tekrar izlediğimiz VTR'deki gibi topraksız tarımdan bile bahsediliyor. Peki sizce geleceğin dünyasına ayak uydurmak için, bu tehditlerle mücadele edebilmek için ülkeler tarım politikalarını ne gibi değişikliklere gidecekler? Bence yeni teknolojileri illaki ülkeler kabul edecektir. Bununla ilgili iki örnek vermek istiyorum. Biri İsviçre'den, Türkiye'li bir arkadaşım orada vertikal tarımcılığa başlayacağını söyledi. Dikey tarıma. Onun için de İsviçre'nin köylerine konteynerler yerleştirip vertikal bir şekilde sebze ekip işte savaş anında, kriz anında ya da iklim değişikliğiyle birlikte coğrafi koşulların da engebeli olduğu için sebze yetiştiremeyecekleri için yılın bütün zamanında bu sebzelerden faydalanabilecek şekilde onları kurmayı düşünüyorlar. Bir diğeri de yazılımcı bir arkadaşımın anlattığı bir proje. Uzaktan tarımı koordine etmek. Yani yazılım şirketlerinin oluşturduğu bir yazılımla, bir programla aslında uzaktan yanında olmadığın, tarlanın başında olmadığın büro ya da ofis ya da kapalı alanda domates, işte sebze, herhangi bir sebze yetiştirebileceksin ve buna da yapay zekayı çok fazla kullanacaklar. Hı hı. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var bu konu hakkında. Aslında dikey tarım çok güzel bir şey aslında. Çünkü topraksız olduğu için iç mekanlarda yapılıyor. Ve aslında hava koşullarına, yani mesela biz bir yıl boyunca bekliyoruz ki tarım olsun, meyveler çıksın veya sebzeler çıksın. Öyle alalım, öyle satalım. Ama aslında bu dikey tarım ile beraber yani istediğimiz hava şartlarını belirleyebileceğiz. Ve ona göre hep bütün sene boyunca durmadan sebzeyi veya meyveleri alabileceğiz yani. Hı hı. Teknolojiden tarım alanında ne gibi yararlanabiliriz? Bir fikriniz var mı? Fikir olarak ben sadece bir şey eklemek istiyorum. Topraksız tarıma ben karşıyım. Çünkü aslında meyvelerin besin enerjisi, besin konusunda kaybediyoruz. Ve bunun üzerine başka bir teknoloji kullanabiliriz. O da damla tarımı. Şimdi bu damla tarımıyla hem işte topraktaki o besini yararlayarak hem de
işte ekonomi olarak su masrafı indirebiliyoruz ve işte bununla beraber işte bir fikir düşünüyorum. Hı hı. Mesela artık dijital dünyanın bize sunduğu imkanlarla artık tarımda da böyle değişiklikler görüyoruz. İşte drone teknolojisi, sensörler, uzaktan algılama sistemleri, biliyorsun sulama sistemlerinde falan böyle bayağı artık teknolojik imkanlar geliştirip kullanılıyor ve tarım çok modernleştirilmiş durumda. Onun haricinde pandemi de tarım dünyasını tamamen şekillendirdi biliyorsunuz. Artık ülkeler tarım milliyetçi, gıda milliyetçiliğine geçti. Neden? Çünkü hani bizim ürünlerimiz bile bize yetmezken neden biz bunları ihraç edelim tarzında bir düşünce başladı. Hatta bütün bunları geçin biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Genetiğiyle oynanmış ürünler var maalesef. O yüzden herkes artık ülkemizde de biliyorsunuz tohum, yerli tohum bankaları kuruluyor ve bunlar koruma altına alınıyor. Bu şekilde korumacılık, kendine yeterlilik, bizim malımız bizde kalsın. Hani hatta biz küçükken, çok küçükken yerli malı, yurdun malı tarzında böyle haftalar düzenlerdik okulda. Artık herkes böyle yavaş yavaş kendi ürünlerini korumaya, almaya başladı ve teknolojik imkanlardan da yararlanıyor. Tarım sektörü dünyadaki değişime ayak uydurmaya çalışırken bir de biliyorsunuz ki etik anlamda çok tartışmalar yaratan bir yapay et projesi var. Gerçekten biliyorsunuz şu anda en önemli mevzulardan biri. Burada öne sürülen tez nedir? Hayvanların hücreleri hücre bankalarında tutularak sonsuza kadar çoğaltılacak. Hayvanlar ise barınaklarda yaşamlarına devam edecek. Çiftçilerin hayvan yemi için üretim yapmasına gerek kalmayınca doğayla daha uyumlu yaşayacaklar ve daha çok çeşitli ürün yetiştirecekler. Yani sanki herkes için muhteşem bir proje gibi sunuluyor. Hayvanları işte rahat bırakacağız, onlar mutlu mutlu yaşayacak. Çiftçiler de onlarla uğraşmayacağı için daha verimli ürünler üretecekler tarzında bize sunulan bir proje. Ama ben şahsen çok karşıyım bu projeye. Sizler ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ben karşı değilim. Şöyle, bu bir opsiyon, bu bir alternatif olarak sunuluyor. İnsanlar şu anda çok fazla et ve et ürünü tüketiyorlar. Yani gereğinden fazla, hatta bundan dolayı hastalıklar türüyor. Bu şekilde bence çok fazla hayvan beslemenin önüne geçilebilir. Ve insanlar alternatifini yemeye razıysa ve bazı insanlar da kırmızı et tüketemiyor misal. Onlar için de bir alternatif ya da vejeteryansan belki bir alternatif olabilir. Ki bugün de biz vejeteryan ya da veganların yedikleri bazı köfteleri ya da salamları yiyoruz. Bence güzel bir opsiyon aslında. Hani ilk başta her şey ürkütücü geldiği gibi, bu da ürkütücü geliyor sanırım birçok insana. Ama doğaya ve iklime ve dünyaya aslında ufacık da bir faydası varsa bence denemeye değer. Ben buna karşıyım, evet, dediklerine karşıyım ama şöyle diyeyim yani. Evet, normalde daha az tüketiyoruz yani bunu oluşturmak için su, enerji. Çünkü tabii inekleri beslemek için metan gazı da salgılıyoruz yani. Çevresel boyutta baktığımızda sanki enteresan görünüyor gibi. Lakin kalitesi, aslında et kalitesi çok düşük normal ete kıyasladığımızda. Yani şimdi Türk olarak da ben eti seviyorum şimdi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya yapmayın arkadaşlar, kebaplarımızı yemeyecek miyiz? Yapay mı yiyeceğiz bunları? Bir de üstelik hastalık da yapıyor. Kanser riski çok çıkıyor. Evet, ondan yani, bahseder misin? Yani bu yapay etin bileşimleri ne olacak? Onda kanserojen maddeler... Ben bu riski şahsen almam yani. Yani Adana varken şimdi yapay Adana'ya ama gidip de... Ama bunlar optimize edilebilir şeyler zamanla. Evet, bu ilk başta bir kanserojen diye öne atılıyor ama zamanla bunu çok daha iyi duruma getireceklerdir ve o zaman bu tehlike de ortadan kalkmış olacak. Peki sizce yapay et normal etin yerini tutar mı? Yani büyük ihtimalle tutar. İçindeki... Büyük ihtimalle tutar. Çünkü yine de ister istemez o etin hücrelerini kullanılıyor ve onun üzerine klonlama yapılıyor. Şimdi o klonlama yapılarak etin en güzel, en lezzetli yerinden alınır. O yüzden bizim Türkler de güzel eti de sevdikleri için ister istemez o yapay eti de severler. Büyük ihtimalle yani ben de bu konuda yerim. Ya ben et yerine başka şeyler yediğim için illaki tutmuyordur. Yani %100 tutmuyordur. Görsel ama %90 tutuyor. Görsele baktığında ayırt edemezsin yani. Öyle bir şey var. Görsel olarak da, lezzet olarak da
kıvam olarak da biraz farklı tabii ki. Ama biz eti yediğimizde onun içindeki vitamini yemek istediğiniz için mi yiyorsunuz yoksa et yemek için mi yiyorsunuz? O tartışılır bence. Ben yani yemek bir kültürdür yani. Sizi korkutmuyor mu? Yani kültür, ürünlerin aynen. Genetiği değiştiriliyor. Et bile artık yapay etten bahsediyoruz. Hatta şimdi başka bir soru da soracağım size. Mesela hani ne diyorlar? Et yemeyin artık hani çok fazla büyükbaş hayvan kesip yiyorsunuz. Artık böcek yiyin diye de çağrılar var. Hatta biliyorsunuz işte Danimarka Veliaht Prensi Frederik iklim değişikliği ve gıda güvensizliğiyle mücadele adına Ağustos böcekleriyle yapılan bir kurabiye yedi kameraların karşısında. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bu çağrılar? Şunu söylemek isterim. Şimdi genel anlamda baktığımızda Danimarka'nın siyasetinde şöyle bir iz var. Küreselcilerin çok büyük bir izi var. Yani bu yapay ette onların projelerinden birisi oluyor genelde. Ama onun yanı sıra yani mesela Metaverse'ün zihnimizi işgal etme projesi olduğu gibi bu yapay etin de insanoğlunun bedenini destabilize edip belki de tamamen bizi ortadan kaldırmak istiyorlar diye bir belki biraz komplo teori olacak ama belki doğru olabilir yani. Böcek yer misiniz arkadaşlar? Aslında mantıklı bir sistem çünkü hatta dünyada baktığımızda biz bunu hor görüyoruz ama çoğu toplum görmüyor. Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da yani bol bol tüketiyorlar. Ve aslında baktığımızda yağsız ürün. Yani aslında diyet yapmak isteyen insanlar için çok enteresan bir çözüm. Ekonomik olarak da çok düşük maliyetli. Zaten böcek yiyoruz biz. Şimdi bazı renklendiricilerde mesela böcekler var. Evet. Kırmızı konusunda. Şelak deniliyor. Şimdi bu konuda ister istemez ben şahsen yani yemek istemem ama işte istemiyorsun ama tavsiye mi ediyorsun anlamadım. Yok, istemiyorum ama maalesef biz böcek yiyoruz. Endüstri yemeklerde var. Tabii ki de var. Ben size bu noktada birkaç önemli bilgi vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün böcek yemeği teşvik etmekteki ana amaçları gıdayı artırma, açlığı bitirme, ekonomiyi canlandırma ve sera gazlarını azaltma. Dünya çapında insanların tükettiği böcek türlerinin sayısının 1000 ila 2000 olduğu tahmin ediliyor. Bunlar arasında kelebek, güve, kın kanatlı, karınca, arı gibi bir sürü böcek türleri var. Böceklerin tüketildiği ülkelerin başında Tayland, Avustralya, Güney Afrika, Çin, Hindistan, Endonezya, Peru, Filipinler, Gana, Japonya ve Meksika gibi ülkeler geliyor. Tabii ki dünyadaki açlık meselesine baktığımızda ete büyükbaş hayvanların etine ulaşamayan birçok ülke olduğunu görüyoruz. Dünyada açlık ciddi bir boyutta. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2021'de 828 milyon kadar kişi açlık çekti. Biz belki hani bunu yaşamadığımız için bu insanları görmüyoruz ama bu sayı bir önceki yıla göre 46 milyon, 2019'a göre ise 150 milyon fazlaydı. Yani gün geçtikçe açların sayısı artıyor. Aynı zamanda sağlıksız beslenmeden de muzdarip insanlar var. Bunlar da 11 milyon kadar insan. Nüfus artışı meselesi de çok ciddi tartışılan bir mesele. Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve kötü beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaştığını gösteriyor bu nüfus artışı. 2050'ye kadar dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar olması beklendiği için Dünya Ekonomik Forumu da protein talebi tedarik yeteneğimizi aşacak diyor. Yani artık nüfus o kadar hızlı artıyor ki Birleşmiş Milletler o istediği amaçlara bir türlü ulaşamıyor. Bir diğer noktada demin de bahsettik iklim krizi. Böcek tüketiminin teşvik edilmesinin en önemli sebeplerinden biri bu iklim krizi. Zira insanların et tüketimi için kurulan hayvan çiftlikleri toplam küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Bu nedenle böcekler teşvik edilerek et yemesi azalıyor ve bu küresel iklim krizine de bir çare bulunmuş oluyor. Fakat bir başka sorun da var bu böcek yemenin. İşte bunlar da nedir? Her şey tükendi gibi aslında böceklerin de nesli tükeniyor arkadaşlar. Birçok böcek nesli tükenmiş yani şu anda böceklerin türleri yok olmuş. Ve aynı zamanda hijyen problemi de var. Yani bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Bazı uzmanlar diyor hani böceği kaynatınca bu hijyen problemi ortadan kalkıyor ama böcekler her şeyin üzerine yürüyorlar. Bu da ciddi bir problem. Benim görüşüm, şahsi görüşüm, yapay et olsun işte bu böcek yeme olsun. Dünya zenginleri acaba dünyanın en zengin insanları bunları yiyecek mi? Yani büyük ihtimalle yemez ama dünyaya empoze edilmek istenen bir yeme alışkanlığı. O yüzden bence dünyadaki problem zaten dünyanın çok hızlı, nüfusun çok hızlı bir şekilde artması değil, gelir eşitsizliği.
Yani şu anda görüyorsunuz ki bütün zenginlikler belli başlı insanların elinde. Bu insanlar birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından daha çok imkana, paraya sahip ve maalesef diğer insanlara çok bambaşka fikirler empoze ederek kendileri bu gelirleri elinde tutuyor. Bir de şöyle bir proje var, onu da duymuşsunuzdur belki. Yemek yeme yerine hap kullanmak. Yani bir hap içelim işte ne gerek var ki üç öğün yemek yemeye, o hap işte bizim öğünümüzün yerine geçsin diye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bunu kabul edemem. Benim için yani anlamışsınızdır zaten. Yemek bir kültürdür. Yemek bir sosyalleşmedir. Hele bir Türk kültürü için. Yemek yani bir arkadaşlarla buluşup bir yemek yiyip güzel bir vakit geçirmek önemli bir şey yani. Aynen. Bence o hapı ben kullanmam. Bir de yani o yemek tadı da önemli yani. Sırf o kaloriyi alıp da o yemeğin tadını almazsak yani o zevki de yaşayamayız diye düşünüyorum yani. Zaten bir insanın vücudunda kalori gerekiyor. Şimdi erkeklerde sanırım 3000'lerde yaklaşık gerekiyor. Kadınlarda biraz daha az. Şimdi bu haplarla acaba bir hapla yeteri kadar bize kalori getirebilecek mi? Onu bilemiyorum. Yoksa bir araştırma yapılmış getiremiyormuş. İşte getiriyor mu? İşte getiremiyor. Bir de benim adaşımın dediği gibi yemek bir kültürdür. Yani şimdi ben yemek yemeden hapla beraber kendimi beslersem kendimi çok tuhaf bir şekilde hissederim yani. Bir hapın etrafında buluşamayız yani. Yani bir buluşamayız bayağı. Bir çay kahve içemeyiz, arkadaşlarımız ailemize sohbet edemeyiz. Yemek de bir kültürün bir parçası. Kesinlikle. Yemek yemeden önce zaten kokusundan insan cezboluyor ya da görüntüsünden de cezboluyor ve hapta maalesef bu yok. Ama şöyle bir gerçek var. Bundan belki bir 10 yıl, 20 yıl önce vitamini aldığımız hapları da biz meyvelerden alacağız, işte hapını yutmayız derdik. Ama şu an birçok insan takviye alıyor ve bunu hap şeklinde alıyor. Yani şu an yine bizim için belki biraz abes ve uzak ve olağan dışı gibi görünse de belki takviye gibi ya da ara öğün gibi olabilir yani, neden olmasın? Senin konuşmalarından geleceğin dünyasına çok açık ve ilgilere çok açık bir insan olduğunu görüyorum. Peki, Oğuzhan sen de devam etmek istiyorum. Şimdi beslenme alışkanlıklarından bahsettik ve özellikle tarım dünyasının bayağı değişeceğinden, yeme alışkanlıklarımızın belki değişeceğinden bahsettik. Peki tıp dünyasında ne gibi gelişmeler olacak? Biliyorsunuz teknoloji ne kadar ilerlese de hala kanser gibi hastalıkları hala çare bulunamadı. Fakat bugün artık nano robotlardan bahsediliyor. Tıpın çok daha farklı bir teknoloji kullanacağından bahsediliyor. Sizce gelecekte böyle hastalıklar tedavi edilebilecek mi? Bence edilebilecek. Ama tabii gene bir sınır belirlemek lazım. Yani biyoçiplerle ya da herhangi bir yapay zekaya dayalı ürünlerle yine insan bedenine bir müdahale var. Ve burada sınırı belirlememiz lazım. Yani insanın sağlığına bu uzun dönemde nasıl bir etki yapacak? Bunu tek tek incelemek lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü orta çağda olan hastalıklar bugün yok. Menenjitten çocuklar eskiden çok fazla vefat ederlerdi. Şimdi bir aşıyla bunu halledilebiliyor. Yani teknoloji ve bilim o kadar gelişiyor ki ve hızla gelişiyor ki bence böyle şeyler kesinlikle yakın zamanda ya da uzak zamanda olabilir. Olacak. Peki İlker, bu soruyu sana sormak istiyorum. Hasta olmadığımız gibi kapasitesi son derece artmış bir beyne de sahip olabilir miyiz? Özellikle biliyorsun Elon Musk'ın insan beynine çip takılan Neuralink diye bir projesi var. Siz daha zeki olmak için beyninize bir çip takılmasını kabul eder miydiniz? Aslında çok enteresan ve çok ilgi çekici bir şey. Bu proje başlandı ve bir prototip geliştirildi. Hatta maymun üzerine denendi. Maymun hatta araştırabilirsiniz. Bir oyun oynuyor, Pong oyunu. Böyle tenis oyunu gibi bir oyun. Ve insandan daha iyi bir şekilde oynayabiliyor. Bu performansı yükseltmek yani güzel bir şey ama diğer taraftan tabii ki de koronavirüs döneminde zaten bir virüs, çok insanlara da bunu söyledik komplo teorisini atarak, bunlar virüsü oluşturdular, bizi hepimizi kontrol edip öyle bir dünyaya girmeye çalışıyorlar. Ve bu proje içinde böyle diyenler çok oldu aslında, çok oluyor. Ve aslında yani beyine bir çip taktırmak yani ne kadar çok enteresan gelse de ben maalesef bunu yapamam. Çünkü yani birisinin beni kontrol etmesi riskini almaya göze alamam yani. Evet. Ben başka bir soru sormak istiyorum şimdi sana İlker. Bu konudan bahsettik. Bir de şöyle bir hayal var. İnsanların şu anda görüyorsunuz. Herkes sonsuz gençlik istiyor, sonsuz yaşam istiyor falan. Hani artık bu bayağı ilerlemiş derecede
teknolojinin kullanılmasını gerektiren meseleler tabii ki bunlar ama sence böyle bir şey mümkün olacak mı? Yani sonsuza kadar yaşam, sonsuza kadar gençlik. Bence olabilir, mümkün olabilir. Neden? Çünkü teknoloji istediğimiz bir şekilde ilerliyor. Ve birkaç yüzyıl önce buzdolabı olacağını mesela hiç kimse inanamazdı. Ya da atları bırakıp bir motor bizi bir A'dan B'ye götürecek hiçbir teknoloji üzerine hiç düşünülmemiştir. Belki de bugün 2022 senesinde bizim hiç düşünemediklerimiz keşifler tabii ki de olacak ve onu düşün hani onun bizim aklımıza gelmemiz için biraz zor olacak. Nasıl mesela Osmanlı zamanında mesela bugün Elon Musk'ın kurduğu bir projesi var mesela hız tren projesi üzerine insanlar imkansız bir şekilde düşünebiliyorsa bugün de belki de yarın belki de aya bir iki günle gidilecek teknolojiye sahip olabiliriz. Evet. Bu sonsuz yaşam noktasında çok enteresan gelişmeler oluyor. Belki duymuşsunuzdur. Kriyoprezervasyon diye bir teknik var. Bazı insanlar kendilerini donduruyorlar. Bu tür insanlar kendilerini donduranlar genelde mesela kanser hastaları oluyor. Şu anki teknolojiyle iyileştirilemeyecekleri için kendimi dondurayım, gelecekte beni çözsünler ve tedavi etsinler diye düşünen insanlar var. Bunlar zenginler oluyor tabii ki genelde. Ama hani böyle sonsuz yaşama inanan ciddi bir kitle yaşıyor. Peki Emine, klonlama mümkün mü? İnsanları klonlayabilecek miyiz? Biliyorsunuz ünlü bir koyun vardır, Dolly diye. Onu klonlamışlardı. Ne kadar yeniliğe açıksam da insan klonlamanın çok etik ve doğru olduğunu bulmuyorum. Yani sonsuz yaşamak ya da sonsuzluğu görme gibi bir çabası var insanlığın ama yani bence yaşadığı zamanın tadını da biraz varsa iyi olacak. Hani hep endişeyle gelecekte ne olacağını düşüneceğini. Bence bize bir empoze ediliyor bu sonsuz güzellik, sonsuz yaşam. Yani bunu belki de biz istemiyoruz. Sadece bize bu empoze edildiği için bunu tercih ediyoruz. O yüzden bence her yaşın, her dönemin güzellikleri var ve bunun tadına varmalı insanlar. Yani 100 yıl sonra da ne kadar ne değişecek ve neden o kaliteyi bulabilecek miyiz şimdiki kaliteye nazaran? Katılıyorum çünkü hatta ben bence ölümsüz olsak mesela hayatın manası olmaz yani. Ben niye yaşıyorum ki? Bir şey yapmaya çalışıyorum ama sonsuz yaşadığımı düşünürsem aslında her şeyin manası gider. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar, bu konularda çok güzel düşünceler aktardınız bize. Biz uzun uzun tarım ve tıp dünyasındaki gelişmelerden bahsettik. Şimdi isterseniz hep birlikte ulaşım ve uzay sektörlerinde neler olacak onları inceleyelim. Ancak sizlere öncelikle bir VTR izletmek istiyorum. Cezeri havalandı. Türkiye'nin uçan arabası test uçuşlarına başladı. Aracın prototipi ilk olarak geçen yıl Teknofest'te sergilenmişti. Uçan araba test aşamasına geldi. Cezeri'nin havadaki ilk görüntülerini Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Cezeri adını robotik bilimin kurucusu Cizreli İslam alimi Cezeri'den aldı. Türkiye'nin yerli ve milli projelerinin en önemlilerinden biri. Cezeri'nin kentsel ulaşım ve hava taşımacılığında etkin olarak kullanılması hedefleniyor. Seyir hızı saatte 100 kilometre. Menzili ise 80 kilometre civarında olacak. Havada bir saat kalabilecek. Arkadaşlar, biraz önce Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin VTR'sini izledik. Biliyorsunuz ki uçan arabalar aslında insanların hayalini süsleyen bir teknoloji. Fakat çok uzun zamandır bundan bahsetmemize rağmen çok yaygın da bir teknoloji değil. Bunun nedeni sence nedir Oğuzhan? Bence bunun asıl nedeni şu. Bu ürünlerin pahalı olması. Çünkü bu ürünler çok hızlı ve en yeni, en hızlı teknolojiyle yapılan ürünler. Şu an mesela Cezeri'ye baktığımızda aslında Cezeri'nin alternatifleri var. Avrupa'da şu an piyasada. Regülasyonu geçmiş Avusturya'da ve Almanya'da drone taksi olarak kullanılıyor. Ama Cezeri'ye baktığımızda tabii ki Cezeri çok daha kaliteli malzemelerle üretilmiş. Karbon vesaire. O yüzden kat be kat daha iyi. Sence ne gibi faydalar sağlayacak uçan arabalar? Çok güvenli ve hızlı ulaşım. Trafik sorunu da. Bence en önemli avantajları bunlar.
trafik sorununa da herhalde bir çare bulunacak. Yani. Aynen. Peki İlker, uçan arabalar kadar bir diğer önemli hayal de kendi kendini süren otonom arabalar. Hatta Elon Musk'ın bu şekilde ürettiği bir marka da var. Sence peki böyle bir şey mümkün olabilecek mi? Yani biz ehliyetsiz bir şekilde kendi kendine süren arabalar, otonom arabaları kullanabilecek miyiz yakın bir gelecekte? Bence gittikçe bu yaygınlaşacak. Hatta ben çok şahane olduğunu düşünüyorum. Hatta ama sıkıntılı nokta şurada, aslında mühendis olarak en kötü senaryoyu kurmak istiyorum. O araç bozulduğunu düşünüyorsak, hatta bu konu hakkında MIT yani bir anket oluşturdu. İki şerit var. Araba bozuluyor. Ya sağa gidecek ya sola gidecek. Ve seçim yapmak gerekiyor. O yapay zeka bir seçim yapması gerekiyor. Ya sağdakini öldürecek ya soldakini öldürecek. Mesela yaşlılar bir taraftan, gençler öbür taraftan koyuluyor ve oraya bir seçim hakkı geliyor. Ve aslında bu etik kuralları ortaya koymadıkça aslında bu araba nasıl olacak bilemiyorum. Çünkü yani o ankette yaşlıları öldürmeye tercih edilmiş genel anlamda. Ama şöyle bir şey olabilir. Bir tarafta gençler var, diğer tarafta doktorlar var ki gelecekte insanları kurtarabilecek. Bu sefer daha zor bir soru. Kimi kurtaracak araba? Yani değişik sorular var. Sonsuz kombinasyonlar mevcut ve hepsini yapay zeka algılayamaz. Aynen, etik sıkıntısı var. Etik sıkıntısı var. Peki Elon Musk'ın bir diğer çılgın projesi Hyperloop adlı bir proje. Hatta işte bu projeyle Paris ve New York arası 2,5 saate kadar düşecek diyorlar. Böyle bir projeyi nasıl karşılıyorsunuz? Bu tarz düşünceler sizi heyecanlandırıyor mu? Bu konuda beni çok heyecanlandırıyor. Ama aslında bu projeyi nasıl yapılacağını çok merak ediyorum. Çünkü bu proje yapılması için ilk önce altyapı gerekiyor. Yani işte bunun üzerine çalışmalar yapılması gerekiyor, ön çalışmalar. Ve normlar, acaba hangi norm koyulması gerekiyor? Bir limit hızı koyulabilir mi, koyulamaz mı? Acaba bu konuda Hyperloop projesini kullanılacak araç dayanabilecek mi? İşte bunun üzerine çok çalışmalar yapıldıysa ben bunu açıkçası olumlu olarak görüyorum. Zaten yarınki araçlar bundan ibaret olmayı düşünüyorum. Evet, Hyperloop projesi aslında bana birazcık da çılgınca başka bir fikri de anımsatıyor. Böyle ışınlanmak, zamanda yolculuk yapmak. Küçükken böyle filmler de izlemiştik biliyorsunuz. Hatta artık hani ne kadar doğru bilemem ama birazcık komplo teorilerine giriyor. Bazı insanlar gelecekler geldiğini bile iddia ediyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Bu konu hakkında şunu düşünüyorum. 2022 Fizik Nobel Ödülü entrikasyon, yani kuantum donanıklılığının ispatına verildi. 3 tane araştırmacıya ve bununla beraber aslında zamanında birkaç sene önce ışınlanma yapıldı. 1200 kilometre için, yani fotonlar üzerine yapıldı. Küçük bir parçacık yani. Bunu gerçekten bir insan, bir nesne üzerine yapabilir miyiz? Çok büyük bir soru. Çünkü aslında bu ışınlanmada önemli nokta, ilk nesneyi öldürüyoruz ve yeni bir nesne inşa ediyoruz. Yani biz insanı öldürüp yeni bir insan yapacağız. İlker'i öldürüp yeni bir İlker olacak ama o İlker eski İlker midir yoksa yeni bir İlker midir? Böyle bir soru çıkıyor ortaya. Yani bilmiyorum, yani değişik bir konu. Zaman yolculuğu hakkında da geçmişe zaman yolculuğu bence imkansız. Çünkü nedensellik kanununa aykırı. Yani nedensellik kanunu şudur. Sebep vardır. Her sebep bir sonuç doğurur. Ben mesela bunu aldım. Bunu almak bir, yani aldığım için elimde, yani sonuç olarak böyle bir şey. Ama ben şimdi zamanda yolculuk yapsam, geçmişe gitsem de ben bunu kendime versem hep böyle bir yörünge içinde olacağım. Ama bu, o zaman bu bardak kim? Yani gerçekten ya var mıdır, yok mudur diye bir şeylere doğru gidiyoruz. Ve geleceğe doğru zaman yolculuğu diye bir şey vardır. Hatta teorik olarak yapılabilir. Sadece şu an pratik olarak yapamıyoruz. Çünkü aslında bu Albert Einstein'in görecelik kanununa bakıyor. Bir nesne ne kadar hızlı giderse zaman onun için o kadar yavaşlıyor. Bunun için de ikizler paradoksunu biliyoruz. Aslında
İkimiz de ilk kez güzel bir örnek olabilir. İkimiz ikiz olalım mesela. Ben bir uzay roketine biniyorum. Acayip hızlı gidiyorum. Benim için zaman yavaşlamış oluyor. Geri gel dünya geldiğimde İlker Alaş'ım 80 yaşında olmuş yani oluyor. Yaş ben hala 27'de olmuş oluyor. Yani kusura bakmayın seni yaşlattık ama böyle bir şey mümkün yani. Uzaya gidip geldiğimizde dünyayla farklı bir zamanda mı? Nasıl oluyor? Ben pek anlayamadım bunu. Aslında hızlandığımızda zaman benim için yavaşlıyor. Ama siz hızlanmadığınız için aynı şekilde zaman. Devam ediyor. Yani zaman farklı şekilde işliyor. Aynen öyle. Ben bunun aslında şöyle bir katkı yapabilirim. Şimdi İslam literatürüne baktığımızda aslında bu konular işleniyor. Yani bizim kültürümüzde de mevcut. Yani tayyi mekan ve bastı zaman var. Yani aslında bu iki konuda bizim kültürümüzde mevcut. Mevcut. Peki şimdi o zaman birazcık da uzay araştırmalarından bahsedelim. Biraz önce o örneği verdik. Biliyorsunuz Elon Musk'ın tekrar SpaceX adlı bir uzay hizmetleri şirketi var. Ve füze denemeleri yapıyor sürekli. Sizler de görmüşsünüzdür. Herkes heyecanla bekliyor bu denemeleri. Sizce neden uzay araştırma ve çalışmaları önem teşkil ediyor arkadaşlar? Neden herkes, bütün ülkeler şu anda buna yatırım yapıyor? İnsanın oğlu tarihten beri her zaman keşif etmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni beldelere sahip olmak arzusu ki dünyada bunu görüyoruz. Yani savaşlar, değişik çatışmalar çıkıyor. Ve aslında Rusya ve Amerika bunun savaşını sırf dünyada değil, dünya dışına da doğru aktardı. Ay'a ilk çıkan, roketi ilk atan, ilk uydu olarak. Ve bu aslında artık ve çok acayip paralar yatırılıyor. Yani NASA olarak bildiğimiz kurum acayip milyarlar, her sene milyarlar alıyor Amerika devleti açısından, tarafından. Ve bu tarafta çok şeyler oluyor. Yani çünkü en çok şeyi yapan aslında en yükseğe çıkmış olacak yani. Bunu her zaman yapıyor yani bütün ülkeler. Peki arkadaşlar, yani bilmiyorum, böyle bazı filmlerde görüyoruz zenginler işte artık dünyanın dışında başka bir uyduda, başka bir gezegende yaşayacak falan. Hatta dünya dışında başka bir gezegende hayat olduğuna dair durmadan tartışmalar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Yani dünyanın dışında başka bir yerde yaşam devam edecek mi sizce? Ya, şimdi keşiflere göre bizim dünyamıza benzeyen gezegenler var. Şimdi o gezegenleri baktığımız zaman işte atmosfer oranı, su oranı, işte bunun üzerine araştırmalarda benzeme oranı yüksek. Ama oraya ulaşmak için maalesef ışık hızıyla gitmemiz gerekiyor ve ışık hızıyla da gitmemiz imkansız olduğu için, hani belki de şu an mesela benim bir çocuğum olursa, o çocuk da bize en yakın olan gezegene giderse, hani o ve en az 100-150 hatta 200 nesilden sonra da yine de ulaşamaz. Çünkü orası çok genelde uzak olarak oluyor. Ama bizim sistem solerde güneş sistemden az biraz daha uzağa gidersek bir tanesi var. İşte birkaç ışık senelik uzaklığında ve o birkaç bin senelik ışık uzaklıkta orada bir tanesi var ama pek fazla şu an uzaktan görüldüğü için oraların içinde nasıl olduğunu şu an bilinemiyor. Bilinemiyor. Aslında uzayda biz tam bizim galaksinin ismini Türkçe'de bilmiyorum da bulunduğumuz galaksi biraz uzayda tek başına. En yakın galaksi Andromeda galaksisi. Andromeda. Işık hızıyla gidersek 2 milyon sene alıyor yani. 2 milyon sene. Yani şimdi bulsak bile... Işık hızıyla gidersek bile. Aynen. Yani. İşte o yüzden bayağı nesil gerekmesi gerekiyor oraya ulaşmak için. O zaman çok 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 geleceğin dünyasında belki böyle bir şey... Ve bu konuda o yüzden ölümsüzlük de belki de bunun bu nedenle de olumlu görebiliriz. Evet. Oraya bağladı. Yani. Belki o zaman hani dondurulmuş insanlar belki onları görebilir, onu da belki bilebilir. Onlar bizi bulabilir aslında. Yani öyle bir gelişmiş bir toplum varsa onlar belki bizi bulur. Hatta 1972'de Pioneer projesiyle uydu atıldı yani. Sırf yani atıldı ve gitsin diye. Ve orada insanın vücudu nasıl diye o var. Ve bizim uzaydaki konumumuz nerede diye onu anlatıyorlar. Ve şu an hala güneş sisteminden çıkmadı yani. Yani o kadar küçük yerdeyiz yani. Bunu da söylemiş olalım. Tabii birkaç yıl sonra normalde çıkıyor. 30 mu yıl sonra mı? Evet. Öyle bir şey.
Tam emin değilim. Yani uzay çalışmaları gerçekten artık bütün devletler için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Hatta Türkiye'de biliyorsunuz 2018 yılında uzay ajansını kurdu. Ve 2023'te uzaya ilk Türk uzay yolcusu gönderilecek. Siz bu kişi olmak ister miydiniz gençler? Evet. Tabii herkes ister bence. Öyle mi? Neden acaba? Tek yön biletler. Şaka bir yana bulunduğumuz... Ama haplarla orada bir hayat sürebilirsin aslında. Yer çekimlisi yokmuş. Haplarla buluşabilirsin orada. Yani işte. bulunduğum galakside gayet mutluyum. Ve olan ülkemizi, dünyamızı korursak ve burada yaşarsak alternatifler aramaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Beni cezbetmiyor uzay. Biraz bilim kurgu filmi gibi. Ben sade vatandaş olarak daha romantik düşünüp dünyada kalmayı tercih ediyorum. Dünyada kalmayı tercih edersin. Peki gençler, o zaman programımızı bitirmeden önce sizlere son bir soru sormak istiyorum. Geleceğin dünyası nasıl daha yaşanabilir, kılabiliriz? Ben şuna inanıyorum gelecek hakkında. Korkmamak gerekiyor. Çünkü bütün anlattıklarımız aslında bir tarafımız korkarken diğer tarafımız ilgimizi çekiyor. Yarın çok yakın. Yarın hatta bugün başlıyor. Yani korkmadan atlamamız gerekiyor. Evet. İlker, sen de benim için bu dünyada en önemli şey bilimdir, eğitimdir. Biz ne kadar eğitime önem verirsek o kadar da bilim dünyasında ilerleyebiliriz. İnanıyorum ki bizim Türk milleti bu konuda önemseyerek, yani Allah'ın izniyle ilerleriz. Emine. Benim düşüncem önce dünyamızı korumak önemli. Yeniliklere açık olmalıyız kesinlikle, ama geçmişte de tarihte de örnekleri var. Her bulunan şey, her yeni icat kabul edilmemiş toplum tarafından. Yani ürkütücü, etiğe karşı olan, hukuka karşı olan buluşlara ben de karşıyım. Ama yenilikler kesinlikle olmalı, gelişmeliyiz, dönüşmeliyiz. Çok güzel. Evet, bu konuda ben şunu söylemek isterim. Hangi teknoloji gelirse gelsin, insanlığımızı kaybetmeden, doğayı da koruyarak, yani dünyada yaşadığımızın bilincine vararak yola devam etmemizdir. Arkadaşlar, sizlerle çok ilgi çekici bir meseleyi uzun uzun tartıştık. Sizler de çok donanımlı ve başarılı gençler olarak bizlere çok faydalı, çok gerçekten güzel bilgiler aktardınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bence geleceğin dünyasını inşa etmekte sizlere çok büyük bir görev düşüyor. Sizler onu daha güzel kılacaksınız. Etik anlamda artık hani insanın sınırlarını zorlayan gelişmelere karşı çıkacaksınız. Ama insanlığımızı korumakta dediğim gibi sizlere büyük görev düşüyor. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum programımıza katkılarınızdan dolayı ve hayatınızda sonsuz başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızın da maalesef sonuna geldik. Bugün gençlerimizle geleceğin dünyasının nasıl şekilleneceğini tartıştık. Özellikle yapay zeka ve metaverse'ün hayatımızda neleri değiştireceğini inceledik. Gelecekte gıda, sağlık, ulaşım gibi sektörlerde ne gibi devrimler yaşanacağını konuştuk. Tabii ki geleceğe damga vuracak uzay sektörünü ve bu alandaki çalışmaları da masaya yatırdık. Jules Verne 1865 yılında Ay'a Yolculuk kitabını yazdığında acaba gelecekte bu noktaya geleceğimizi hayal ediyor muydu? Yoksa gelecek onun hayal ettiği şekilde mi şekillendi? Lütfen sizler de hayal etmeyi bırakmayın. Dünya bizim kurduğumuz hayallerle gelişiyor. Geleceğinizin dününüz ve bugününüzden de güzel olmasını temenni ediyorum. Sevgiyle kalın.